73 yaşındaki marangoz ustası Hacı Yasin Çevik 60 yıldır sürdürdüğü mesleğiyle 11 çocuğunu büyüttü ve onlara da bu sanatı öğretti. Çevik çalışma tutkusunun gençlere örnek olmasını istediğini belirtiyor ve sağlığı el verdiği sürece mesleğine devam edeceğini ifade ediyor.1967'de bu Antep'e geldim. İşte bu doğrama marangoz işiyle uğraştım. Aşağıda Direkçi Pazarı diye bir yer var Antep'in. Orada çalıştım, orada yetiştim. Yavaş yavaş bu zamana kadar işte günümüz, zamanımız, rızkımız bununla temin edildi. Bundan sonrasında Allah bilir. Biz artık yarının sahibi Allah'tır. Fakat şimdiye kadar meslekimden hiç usanmadım, bıkmadım. Onun için devam ediyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu sağlığa sıhhate de hamdolsun. Sağlığımız yerinde ben her zaman için söylüyorum. Yani çalışan, hani derler ya atasözü, çalışan demir paslanmaz. Biz de kendi gücümüzle çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla tabii. Ve aynı zamanda her zaman için işimizin başındayız. Yani çocuklar gerekirse dışarı gider, içeri gider ama ben sürekli dükkandayım. 4 tane oğlanla 4 de beraber çalışıyoruz. Ya bizim nüfus kalabalık. 11 tane çocuk vardı. 7 kız, 4 oğlan. Şimdi sadece bizim bir tane bekarımız kaldı. Geri kalan hepsini Allah'ın emriyle everdik. Onun için mesleğimizden memnunuz. Cenab-ı Allah rızkımızı bundan temin etmiş. Tabii bizimki baba mesleğidir. Küçüklüğümüzden beri yani yaşı şeyimizin çekirdekten yetişme olduğumuz için yani ömrümüzün yettiğinden beri bu mesleğin içerisindeyiz. Tabii bizim mesleğimiz biraz çekirdekten yetişme olmadığın zaman öğrenemezsin. Yani şimdiki sistem gibi değil. Biz genellikle ahşap kapı üzerine çalışıyoruz. Yani hemen hemen aklımızın yettiği kadarıyla şu an babamızla beraber çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çalıştırmamaya çalışıyoruz. Ama kendi isteğiyle çalışıyor. Yani biz o konuda kendisini serbest bırakmışız.
Onun haline bırakmışız. Yani biz çalışmayı seviyor herhalde, değil mi? Evet, çalışmayı seviyor. Tabii bir de meslek üzerine yetiştiği için kendisi yaklaşık 50-60 yıllık bir meslek geçmişi var. Ondan dolayı mesleğini severek yapıyor. Hatta bize misalde ahşap kapıda falan, yani ağaç kesimini dahi kendisi yapıyor. Bize hazırlıyor. Gereken ondan sonraki işlemleri biz hallediyoruz yani.